Saçan, o beğendiğiniz Rafa Silva kaç maçta skor üretemiyor? Dur, ekrana bakarak söyleyeyim, pardon. Beğenmediğiniz Sara, son 3 maç 5 skor katkısı. Yaşlı dediğiniz Tadic'i görüyor musun üretimini? Bu mu ya? Böyle mi konuşacağız futbolu? Kandıralı neydi o? Ferdi. Kandıralı Ferdi'nin şarkı söylemesi gibi futbol konuşuyoruz, yemin ediyorum ya. Ya hep gözlerimiz yanılıyor ya rakamlar mı haklı? Bunu konuşalım bence. Ama ben şöyle başlayacağım. 2008 senesi Ahmet Keskin Kılıç Nedim Yiğit Hoca'ya diyor ki, hoca Galatasaray'a iyilik yapmak ister misin? Ne demek diyor Nedim Hoca. 2000 grubu kuralım ama başında sen olacaksın. Öyle başlıyorlar. Hem pof takım hem bu takım, sabah akşam antrenman bazen var ya, sabah 8'ler 9'lar derken o grupta işte Atalaylar, Recepler, Ozanlar duyulmaya başlanıyor. Ama Tunus'taki hazırlık maçında özellikle bir isim öne çıkıyor. Yunus Akgün. Ahmet Keskin Kılıç zaten hep söylermiş. Yunus bu kulübün geleceğinde muhakkak olacak. Yine haklı çıktı. Efsanedir biliyorsun. Nedim Yiğit Hoca ile konuşurduk. O da Yunus'un yeteneğinin hakkını verirdi o zamanlar. Ama biz beğenmedik. Ben 2018'de bir yazı yazmıştım onunla ilgili. Gol.com'a. Ama yazıdan sonraki düşüncelerim kendimi tekzip eden cinstendi. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi millet onu fizik yapısıyla, oyun yapısıyla Griezmann'a benzetiyormuş. Lan bunun her tarafı Griezmann olsa ne olur dedim. Ama şimdi Galatasaray'ın Kerem'den sonraki Kerem oldu. Hem de bir kez daha Okan Buruk marifetiyle oldu abi. Yani Yunus yine golünü attı. Ve dedi ki bu arada, maç oynadıkça daha Yunus olacağımı söylemiştim. Kerem Aktürkoğlu'yla yarışıyoruz aslında. Bir o atıyor, bir ben atıyorum dedi. İkisinin de performansının artmasındaki sebepleri bir konuşalım değil mi? Çünkü bize bir mesaj verecek. Bir de Barış Alper'i sıkıştırırız araya. O niye düştü? Tekrar çıkar mı? Bakalım. Tabii Beşiktaş'ı, Fener'i, Samsun Spor'u aldığım bir sürü başka not da var bu konuyla ilgili. 10 numara muhabbet olur zannediyorum. Onu söyleyeyim. Şey, 10 numara demişken hadi bir de hediye verelim. Şunu bana versene kardeşim. 8 numara hesabı var Instagram'da. Sağ olsun bana tablo hediye ettiler. Şimdi çıkaramıyormuşuz. Hediyeyi hediye etmek güzeldir canlar. Ben de yorum yapıp isteyenlerden bir kişiye göndereceğim. Duyurular Instagram'dan. 8 numaraya da teşekkürler. Güzel insanlar, sevgili Taçan, Yunus Akgün hani ilk defa futbolcu gibi davranmaya, oynamaya başladı. Yani taktik olarak ve oyun içinde enerjisini doğru kullanarak, yani kısaca diyeyim, nasıl oynaması gerektiğini anlayarak gelişen bir oyuncu oldu. Tabii geçmişte adam geçmeye alıştırmışlar. Aslansın, kralsın hesabı. Küçüklüğünden beri futbol oynamaktan eve girmeyen bir çocuk ne olacak? Çalım sevdalısı olacak. Biraz da tabii karakterinin oturması gerekiyordu açıkçası. Bu arada küçük yaşlarda kalbinde ritme dayalı ufak bir rahatsızlık meydana geliyor Yunus'un. Hal böyle olunca bunu duyan hocalar, tamam yetenekli çocuk ama bir çekiniyorlar Yunus'u oynatmaya. Beşiktaş o zaman devreye giriyor tabii. Ne olur biter bakılırken özel bir hastanede çok geniş bir check-up yapılıyor, kontrol yapılıyor. Öyle mi derler? Öyle yapılıyor da rahat bir nefes alıyorlar. Yunus'un herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor. Neticesi bu. Ve genç yetenek böylece yoluna Galatasaray'da devam ediyor. Ve geldiği nokta güzel. Yani küçüklüğünden beri kendi işini halledebilen, başının çaresine bakabilen bir çocukmuş Yunus. Yaşı küçükken de attığı her golü, asisti de ayrıca sayarmış. Bunu hala yapıyorsa güzel bir arşiv onu bekliyor. Çünkü bu transfer dönemindeki özellikle yönetim beceriksizliği ona yaradı ve üretiyor. Okan Buruk'la Leicester'daki kullanımına bakıp oyuncuyu, aslında şöyle, Kerem'i belki de kendi kullanım biçimine bakıp da yapmış olabilir. Daha gezici, merkezde alan açtıran, alan kovalayan birine dönüştürüp, elbette kenar kullanımıyla beraber Galatasaray oyununun fark yaratan adam haline getirdi. Öyle ki Kasımpaşa maçını hatırlayın güzel insanlar. Rakip teknik adam ne dedi maçtan sonra? Yunus'un varlığı bizim savunma çıkışlarımızı tehdit ediyordu. O oyundan alınınca rahatladık dedi. Üstüne skor da üretiyor tabii. Az önce söyledim. Çıktı dedi ya, bir Kerem atıyor, bir ben atıyorum, yarışıyoruz diye. İşte futbol iklimimizin çıktısı ya bu iki adam. Yani ne kadar kolay kaybediyoruz değil mi? Onu konuşmak istiyorum. Şimdi ben dedim diyorum sana. Yani yüksek bir yerden seslenip hani siz aşağıdasınız demiyorum. Ben Yunus'tan olmaz derdim. Tamam. Kerem'den olmaz derdiniz siz de. Yani çıkar şunu be abi. Tribünden kaç kere söyledim bunu yani. Ya da televizyon başında. Sosyal medyayı saymıyorum. Orada zaten kimse bir şey beğenmiyor. Artık her bir mecra ayrı ayrı ekşi sözlük anasını zaten. Yani Kerem'le merkezdeki defolarını o koşulculukla atan Okan Buruk, kanatta Icardi ile iyi anlaşan bir oyuncu çıkarmıştı. Ama işte ciğer, beyin, ayak üçgeninde hizalanamadığı için topu arsaya vurur gibi vuruyordu Kerem.
Zamanla abi bu öyle bir yerleşti ki adamın özgüveninden çaldı. O karar anında tepkileri topla ayağının arasına koydu çocuk. Bak öyle olmasaydı biz son şampiyonada yarı final dedik, biliyorsun değil mi? Tabii. Hollanda maçına geldi ya, yine o pozisyonu hatırla. Karar anı, o bir an durdu böyle, orada hissettim ya. O bir senelik baskı, endişe, tedirginlik hali, ne dersen de işte top dışarıya. Burası böyle bir futbol ülkesi işte. O yüzden ne dedi Kerem Portekiz basınına? Kendimi rahat hissediyorum. Maçın en başından itibaren sahada her şeyimi veriyorum. Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum. Bu inanılmaz dedi. Biz beğenmedik. Başkası 60 kağıtta satın alma maddesi koydu. Beğendiğimizin de içinden geçiyoruz. O da ayrı bir hikaye. Oynat oynat, niye oynatmıyorsun ya? Semih Kılıçsoy da oldu mesela. Arda Güler'e çok yaptık, hatırla. Şimdi Semih şimdi niye oynamıyor? Hocası Van Bronckhorst güzel bir şey söyledi. Dedi ki Semih, Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri gelişim göstermesi gerekiyor. Kendisi yedek kalma sebebini biliyor. Umarım oynamaya başladıktan sonra daha güçlü dönecektir dedi. Normalde yani normal bir futbol ülkesinde bizim bu sözü üstüne susmamız lazım. Bir şey demememiz lazım değil mi? Çünkü diyor ki biz konuşuyoruz ve benim ondan istediklerim var. Ya hani bunu diyen de kariyeri genç oyuncu yönetmekle geçmiş bir adam ha. Bu işlerin ayarını toplumca bilmediğimiz için Semih oynat demek aynı zamanda eğer karakter Allah korusun müsaitse Semih'in de ya ben zaten oldum demesi ya, sıkıntı bu. Yani dünyada da bunun örnekleri var. Bazen onlar da bu hataları düşüyorlar. Mesela Wilshere'ler, Lennon'lar altlarda yıldızlardı. Olmuş hissediyorlardı. Basın üstüne çullandı. O yüzden gelişim durdu, başarısız oldu. Bunu Semih'lere yapmamamız gerekiyor ama Feyyaz Uçar da olsan düşüyorsun bu hataya. Ya milletçe sıkıntılıyız bu konuda. O yüzden dedim hani kanatta yeterli kalitede adam olsaydı Okan Buruk, Yunus Akgün'e bu kadar sarılır mıydı? Ya da geçmişte Barış Alper Yılmaz'a? Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Aslında kulüp farkı da var biliyor musun? Geçenlerde dedim ya, ortalık bir sallandı şöyle. Dedim ulan Kaan Ayhan Fener'de olsaydı, Kerem Demirbay Fener'de oynasaydı, bu Yunus Akgün sarı lacivert forma giyseydi akıbeti ne olurdu dedi. Tukaka edilir miydi? Kulüp yapısı gereği edilirdi abi. Şöyle genişleteyim meseleyi. Barış Alper Yılmaz daha kariyer başlangıcında isim olarak aslında Fenerbahçeli yetkililerin önünde varmış. Bunu bana içeriden bir hoca anlatmıştı. İki isim var daha doğrusu masada. Biri Burak Kapacak, diğeri Barış Alper Yılmaz. Burak Kapacak seçiliyor. Çok da anlaşılır nedenlerle. Savunma yönü var. O günlerde Süper Lig tecrübesi var. Bunun yok. İşte kadronun çok ciddi eksikleri var. O eksikliklere cevap verecek bir oyuncu. Ama bak oyuncu gitti. Yani sadece oyuncu mu gelişim gösteremedi, ideal şartlar mı oluşmadı ya da oluşturulmadı mı? Tercih Barış Alper olsaydı biz bugün belki de Barış Alper eleştirisi bile yapamazdık, söyleyeyim yani. Çünkü ya bu sadece şey demiyorum yani, Fenerbahçe adamı öğütür burası çıkarır demiyorum. İşte diyorum ya, buradaki transfer beceriksizliği burada oyuncuya alan da açtı. Yani kadere Barış'ın, oyuncunun kaderi de var. Sadece kulübün kaderi değil. Yani bir oyuncunun yeşermesi için oyuncunun kaderi olacak, kulübün kaderi olacak, antrenörün kaderi olacak. Hepsi birleşecek, gözümüzün önünde olacak. Yani bunda ne, Bola Huruz vardı ya, Hollandalı, geçen gördüm internette, ne güzel konuşmuş adam ya. Nereden biliyorsa, dedi ki Türk kulüpleri her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı hocalar, vizyonları yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Aynen öyle abi. Kaybolup gidenler, çıkanlar, biz ona kadere 45 diyoruz. Gelelim. Şu yoğunluk meselesine, o da yine tartışma biçimimizi değiştiriyor. O konuda da hepimizin bir aydınlanma yaşaması lazım. Önce şu açıklamaları bir dinleyiniz. Maç oynadık. Haftada iki maç şeklinde gidişat zaten zordur. Bugün de mental zindelik konusunda bir eksiklik yaşadığımızı söylemem lazım. Avrupa'da da en çok yaşanan sıkıntı oyuncuların sakatlıkları. Bu tempoda, bu maç sayısında ve hem Avrupa hem lig hem de milli takım oynayan oyuncular için gerçekten zor bir fikstür. Burada oyuncuları zaman zaman dinlendirmemiz gerekiyor. Evet, yoğun maç günleri tüm Avrupa futbolunun anasını ağlattı. Tüm takımlarda kümülatif yorgunluk oluştu. Koronadan beri böyle aslında güzel insanlar. Geçen sene akut etkilerini yaşadık, bu sene subakut etkileri olacak. Böyle devam ederse kronik etkilerden liglerin kalitesi düşecek. Yani dünya para verip maçlara gidiyorsunuz ya, bence maçları seçin, öyle söyleyeyim. Ve şöyle devam edeyim. 27 yaşlar bir futbolcunun prime zamanı derler. Bu yaşın altındakiler bir şekilde devam ederler belki ama üstündekiler yavaş yavaş sakatlıklardan dolayı futbolu bırakabilirler. Rafael Varane gibi. Hani futbol geliştiği 40'a kadar oynar diyorduk ya. Bu tempoyla artık zor söyleyeyim. Yani sporcular dinlenemiyorlar doğru dürüst.
bu süreçlerden tabii en karlı çıkacak olan antrenman yoğunluğunu ayarlayabilen, bu sakatlıkları öngörebilen, teknolojiler kullanan, buna göre alternatif planlar ve kadrolar yapabilen hocalar, kondisyonerler, onlar o ekipler olacak. Yani dünya sürprizlere açık, güce dayanmayan, teknik kapasitesi yüksek olan ligler ve milli takımlar da yükselişe geçecek, göreceksiniz. O nedenle güzel insanlar, sevgili Taçan, şimdi futbol eleştiri biçimimizi bir revize etmemiz lazım. Yani basın toplantılarını izliyorum, bazen içinden geçiyorlar hocaları. Mesela Van Bronckhorst'a neler neler. Ya bu takımın kanadı yok, doğru düzgün oyuncusu yok, ne yapsınlar? Ama şunu sormadı kimse senelerde. Bak, Rıdvan Yılmaz'ı satarken, örnek diye söylüyorum, övüyordunuz yöneticileri. E mesele Rıdvanları satmak değil ki, o kolay, onu ben de yaparım. Yerlerine altyapıdan yeni Rıdvanlara formayı vermekti mesele. O sistem devir daimi yaratılsaydı belki şu anda Özkaynak düzeninin hediye ettiği bir sol kanat Muçin'in yerine oynuyordu. İşte sistem budur. 40 yılın başı bir Rıdvan bulup satmak değil. Semih çıktıysa çullanın üstüne hadi hadi demek değil. Yani bizim, bakın bizim diyorum, yani ben de aynıyım, onu da söyleyeyim. Futbolu tartışma biçimimizde sıkıntı var. Van Bronckhorst'a gitti mi kardeşim tüm takım golden sonra? Oynayanı, oynamayanı. Bizim bunu büyütüp altındaki sebepleri aramamız lazım. Yönetimlere mesela hesap sormamız lazım. Bir Muçi'ye 10 milyon euro verdin de, baktık da biz buna biliyor musun? Bizim Recep Reis'le Arnavut futbol tarihine baktık. 10 milyon euro verilmiş kaç Arnavut futbolcu var diye. Ondan fazla bir tane var. Yani yönetimlere hesap sormamız lazım hayırdır diye. Rıdvanları sat, işte Ferdi Kadıoğlu'nu gönder de yerine hazırlığın ne diye denetlememiz lazım. Yani bu kafalar bu arada skordan bağımsız kafalar ama daha gereklidir. Bence, bilmiyorum, şahsi düşüncem, konuşması da daha keyiflidir. Ez cümle, güzel insanlar. Artık güzel ve görselliği, iyi maçları unutun. Bu yoğun tempoda zor artık. Hani güzellik isteyen Samsunspor izlesin. Mis gibi abi. Göztepe maçları ne olacağı belli değil. Girişte de Mert Cezir söylüyorlar. Tribünler şahane. Oyunculardan da hemen vazgeçmemek gerek. Yani bunu da öğrendiğimiz günlerden geçiyoruz. Hemen böyle gömmeli mutfak olmasın. Bak Gabriel Sara nasıl toparladı mesela, değil mi? En-Nesyri Guiza demek kolay. Girişte o yüzden söyledim. Şimdi başladılar. Rafa Silva ile ilgili falan filan. Bu arada Sara'da Norwich'te 17 asisti varmış. 9'u korneden ha. Laf laf açıyor. Duran top konusunda aklıma gelmişken o uyarıyı da sıkıştırayım. Ölçüleri yanlış olanın tüm ölçümleri yanlış çıkar demişler ya, ben de çok sık kullanırım. Şu milli arada bir toparlayalım kendimizi. Bak sonra uzaktan seyrediyoruz milletin ligini. Yani kuymak yapan Ronaldo heykeli diye spor haberi olur mu abi? Allah aşkına ya. Ya hadi birbirimizi dürtelim, değişelim, kurtaralım kendimizi bu tımarhaneden. Tamam, ölçülerimizde tımarhane demişken dur, bitirişi ciddi bir konuda yapalım. Buradaki ölçümler gelir geçer, futboldur alt tarafı. Bak, Türkiye nüfus sağlık araştırması okumuştum da ne çıkıyor, çok enteresan. Kadın yemeği yakarsa, kocasına karşılık verirse, parayı lüzumsuz harcarsa, cinsel ilişkiye girmek istemezse adam kadını dövebilir. Buna inananların oranı %39 bu ülkede, biliyor musun? Doğuda %49'lara çıkıyor bu arada, ayrı hikaye. Ve şiddete maruz kalan kadınların %78'i de bu duruma karşı sabrettiklerini söylüyor. Niye sabrediyor sence? İki sebepten. Bir, mahrem inancı var. Yani aile içinde yaşanan dışarı anlatılmaz. Kol kırılır, yen içinde kalır hesabı. Ama türküsünü yakarlar ayrı. Tövbe estağfurullah. İki, korkuyor da ondan. Yani bugün kadınlara sormuşlardı gezici araştırma şirketi. Hayatınızdan mutlu musunuz ey kadınlar? %75'i hayır diyor. %42'si, bak Allah aşkına, istemediği halde eşi tarafından cinsel ilişkiye zorlanıyor. Ne bunun adı? Tecavüz. Ve dahası, evlenen kadınların sadece %36'sı kendi istediğiyle, seçtiği kişiyle evlenmiş. Düşünebiliyor musunuz? Peki ama neden? Güzel insanlar bizim yüzümüzden. Kullandığımız dil yüzünden, işte adamsın adam gibiler yüzünden, ülkenin kendi politik atmosferinden, kendi kültürümüze yabancılaşmamız, her gördüğümüz batı esintisini gerçek medeniyet rüzgarı zannetmemizden, özendiklerimizden, cinselliğe bakış açımızı geliştiremememizden, ama ille de cahilliğimizden ya. Son meşhur bir hikayedir. Onu anlatayım, anlayacağız. İngiliz yargıç hani gece yarısı parktan geçen kızı korkutan adama 7 yıl 7 gün hapis cezası veriyor ya. Gazeteciler de soruyor, bu adam kızı elini bile sürmedi. Kaçan kızın çığlıklarını yetişenler adamı yakaladı. Çok değil mi bu ceza? Yargıcın yanıtı bize lazım. Diyor ki, kızı korkutmanın karşılığı 7 gündü. Ben 7 yılı İngiliz kızlarının gece yarısı parkta dolaşma özgürlüklerine saldırdığı için verdim diyor. İşte bize bundan lazım. Çok iyi bir eğitim.
Çok iyi bir adalet mekanizması lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun, özellikle de kadınlarımızın.